Sağlık Sen Sivas Şubesi Numune Hastanesi önünde bir basın açıklamasında bulundu. Sendika yönetimi ve üyelerinin katıldığı basın açıklamasında sağlık çalışanlarının sorunları hakkında açıklamada bulunuldu. Sağlık ordumuzun kıymetli neferleri, dava arkadaşlarım. Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarının en temel sorunudur. Sağlık, kamunun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Sosyal devlet ilkesinin esas alındığı ülkelerde her bir vatandaş sağlık çalışanları eliyle sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanır. Bu durum... Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Muhittin Musaoğlu, sağlık kanununun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlileri arasında yer almaktadır dedi. En donanımlı sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Pandemi süresince bir defa daha test edilen bu sistem taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. Elbette sistem ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar teknolojik donanıma sahip bulunursa bulunsun, onu işleten, ayakta tutan, memnuniyeti has safhaya yükselten fedakar sağlık çalışanlarıdır. Bu manada sağlık çalışanları ordumuz pandemi süresi öncesinde olduğu gibi salgına karşı canları pahasına yürüttükleri amansız mücadelede de bu hakikati tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Musaoğlu, fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasp eden, alın terini yok sayan bir çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmesini istiyoruz dedi. Bu sistem nedeniyle özellikle son 6-7 yıldır meslek ve ünvan bazındaki farklı hak edişler sağlık çalışanları arasında memnuniyet sınırlarının ötesinde ne yazık ki kargaşaya yol açmıştır. Sistem gerek hekimler arasında gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermemektedir. Vicdanları yaralayan aynı acı durum iller, hastaneler ve birimler arasındaki sağlık çalışanları için de geçerlidir. Sorun ne yazık ki her geçen gün daha da büyümekte ve içinden çıkılmaz hal almaya doğru ilerlemektedir. Endişemiz ve aynı zamanda umudumuz sağlık sistemine, dolayısıyla insanımıza zarar verici noktalara ulaşmadan çözüme kavuşmasıdır. Çözüm amaçlı palyatif tedbirlerden bir sonuç çıkması da mümkün olmamıştır. Olmayacaktır da. Mart ayı başında yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe konulan uygulama bunun en bariz örneğidir. Son yönetmelik değişikliğiyle kısmi çözüm bir yana, sorunun derinliği ve yakıcılığı daha da artmıştır.